Cevap ver bana. Sana karım nerede dedi? İçeride. Buldu beni. Buldu. Buldu, ne yapacağım ben? Kimsin sen? Ne hakla onu buraya getirip benden, kocasından saklarsın? Yanlış soruyla başlıyorsunuz Cemal Bey. Doğru soru, karım benden neden kaçıyor olacak? Geçen gün klinikte kapı çalındığında gelenin siz olduğunuzu düşünüp korkudan bayıldı. Bakın Seher Hanım çok hassas bir dönemden geçiyor. Böyle bir durumdayken korkusunu tetikleyip size haber veremezdi. Ben ona asla zarar vermem. Onu korumak için buradayım ben. Sizce eşiniz bunu anlayacak durumda mı şu an? Tüm zihni karmakarışık şu anda. Bütünüyle savunmaya geçmiş durumda. Hatırladığı kötü anılar korkularını iyice tetiklemiş. Çok hassas. Üstelik muhtemelen zihni hayalle gerçek arasındaki bağlantıyı karıştırıyor. Başından beri olmasından korktuğum bir şeydi bu. Bu tip hafıza kaybı vakalarında hasta sık sık gerçekten yaşanmış olanla zihninin kurguladığı gerçekler arasında gider gelir. Hatırlar. Fakat yanlış hatırlar. Ama aşılmayacak bir durum değil bu. Sadece çok dikkatli yönetilmesi gereken bir kriz. Mesleki tecrübeme güvenin. Bu durumdayken üstüne giderseniz durumu daha da kötü bir hale getirebilirsiniz. Karınızı yeniden kazanmak istiyorsanız sakin ve uzlaşmacı olmaktan başka çareniz yok. Eğer onu buradan götürmek için zor kullanırsanız, olanlarla ilgili onu sıkıştırırsanız, işte o zaman onu sonsuza dek kaybedebilirsiniz. Asla, asla böyle bir şey olmayacak. Onu kaybetmeyeceğim. Buradaydı, gitmiş. Sonun geldi. Öleceksin. Dur. Kaçma. Dur benim tanıdım. Hiçbir yere gidemezsin. Sorarım işte böyle hesabını.